İsra suresinin 60. ayetinde geçen rüya kelimesini nasıl anlamamız gerekir? Ve mâ ce'alnâ rü'yelletî erâynâke. Evet, şimdi bu İsra 60. Tamam. 17. sure. Evet, şimdi bu 17-60. Bu defa hiç olmazsa bilgisayar bir işe yarasındır. Tamam, gösterdi şükür. Şimdi burada 59'la birlikte okumak lazım bu ayeti. 59. ayette şöyle diyor Allahü Teala: "Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihal evvelun." Bizim sana mucizeler vermemize engel olan öncekilerin şey yapmasıdır, yalanlamış olmasıdır. Bak, bizi men etti diyor. Hani Allahü Teala zamandan münezzehti, ne oldu? Yok efendim, Allah bir şey men eder mi? Ya yapma Allah'ını seversen. Allah kendisini nasıl tarif ediyor söyle, inanın. İnanmıyorsan git kendine başka ilah ara ya. Tövbe estağfurullah. Ne böyle yani? Yani Allah'a illa kendileri şey verecek, şekil verecek, haşa. Ve ma mena'ana, bizi engellemedi. Aynen mana bu. En nursile bil ayat, sana ayetler göndermemizi, tabi bu ayet Kur'an ayeti değil, mucize dediğimiz zaman hemen anlaşılıyor, fark ediliyor. İlla en kezzebe bihel evvel, öncekiler yalanladı diye sana mucize göndermedik diyor. Ve ateyna Semuden nâkate mubsireten, Semud kavmine, Salih aleyhisselama bir deve verdik. Bütün gerçeği gösteriyor. Yani Salih Aleyhisselam'ın nebi olduğunu gösteren bir deve verdik. Allah'ın elçisi olduğunu gösteren. فَظَلَمُوا بِهَا, ona yanlış yaptılar. Kestiler biliyorsun insanı. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْف۪يفًا, biz bu mucizeleri insanları korkutmak için göndeririz sadece. Peki Allahü Teala Resulullah'a demek ki hiçbir mucize vermemiş. Peki şey ne? Bu surenin başındaki İsra olayı, Miraç olayı nedir? Hani o şeyde لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى diye de şeyde var. Necm suresinde var. Rabbinin en büyük ayetlerini gösterdi. Şimdi İsra'nın baş tarafında Allahü Teala diyor ki سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ, çevresini bereketli kıldığımız, yani şimdi Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya bir gecede kulunu götüren Cenab-ı Hak her türlü noksandan uzaktır. Peki niye götürdü? لِنُورِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا, ona ayetlerimizden gösterelim diye. Kime gösteriyor? Resulullah'a. Peki Salih Aleyhisselam'a gelen deveyi Salih Aleyhisselam görsün diye mi Cenab-ı Hak verdi? He? Kim? Kavmi görsün diye verdi. O zaman Resulullah'a gösterilen şey, burada anlatılan manada mucize olur mu? Mucize olması için başkalarına gösterilmesi lazım değil mi? İnsanlara gösterilecek. Böyle bir olay yok. Peki, işte bu, ondan sonra da şeyde Necm suresinde de bak gösterelim diyor, orada da diyor ki لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Orada anlatıyor işte, Sidretül Münteha'dan bahsediliyor. En üst 7. kat semadan bahsediliyor ki bu aslında bunun mucize olmaması son derece önemlidir. Uzay çalışmalarını yapanlar bu ayetler üzerinde çalışsalar, ilgili ayetler üzerinde hayal edemeyecekleri başarılar elde ederler. Yani şu andaki uzay çalışmaları son derece iptidai kalır, son derece. Şimdi orada diyor ki Allahü Teala Rabbinin en büyük ayetini gördü. Peki ve ma ce'alna er-ru'ye, o göster işte ra'a lunuriye er-ru'ye. Kelimelere bakın. Aynı kelime, Arapça bilenler hemen anlamışlardır. O gösterdiğimiz şeyi. Niye? Allahü Teala Resulullah'a gösterdiği bir şey var. Bu mucize mi değil mi? Diyor ki bunu اَرَيْنَاكَ, sana gösterdiğimiz. Başkalarına değil. Tamam mı? وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اَرَيْنَاكَ, sana gösterdiğimiz o şey.
Niye? İlla fitneten linnas. Sadece bu insanları imtihan içindir. Çünkü bazısı inanıyor, bazısı inanmıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh tamam Resulullah ne demişse doğru dediği için ne oldu? Sıddık unvanını aldı değil mi? Bu bir imtihan. Bir de veşşeciretel mel'unete fil Kur'an. Kur'an'daki o lanetli ağaç, zakkum ağacı. Ve nukavvifuhum fema yeziduhum illa tuğyanin kebir. Biz bunları onları korkutuyoruz ama bunların sadece büyük bir taşkınlıkları artıyor, başka bir şey artmıyor. Evet.